Merhaba sevgili çocuklar, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Başarıya Bir Adım projesi kapsamında yapmış olduğu kazanım değerlendirme sınavı İngilizce sorularını hep birlikte çözeceğiz. If you're ready, let's start. Question 1. Birinci soruyla başlıyoruz. Read the text and answer the question. Ve soruya cevap verin. Tekstimizi okuyalım. Saturday is my favorite day. Cumartesi günü benim favori günümdür. I have great plans for that day. Bugün için harika planlarım var. First, ilk olarak, I will have an enormous breakfast with my parents and grandparents. Büyük anne, büyük babam ve ailemle birlikte kocaman bir kahvaltı yapacağım. I will chat with my friends online. Çevirim içi olarak arkadaşlarımla sohbet edeceğim. After that, bundan sonra I will play tennis with Gerald. Gerald'la birlikte tenis oynayacağım. I will go cycling with Graham in the afternoon. Buraya dikkat edin. In the afternoon, öğleden sonra Graham'la birlikte bisiklete bineceğim. And in the evening, I will have dinner with my cousin at a restaurant. Akşam saatinde, in the evening, I will have dinner with my cousin. Kuzenimle birlikte restoranda akşam yemeği yiyeceğim. At night, gece, I will read a book. Gece ise kitap okuyacağım diyor. Sorumuza bakalım. Matt and David are close friends. Matt ve David yakın arkadaşlar. David Matt'i arıyor. Saat kaçta? 1 p.m. Hatırlıyorsunuz değil mi? Öğleden sonraki saatler için p.m. kavramını, öğleden önceki saatler için de a.m. kavramını kullanıyorduk. Saat 1'de David Matt'i arıyor. Peki, what is Matt doing at that time? Peki o saatte sizce Matt ne yapıyordu? Hemen parçaya geliyoruz. I will go cycling with Graham in the afternoon. Öğleden sonra bisiklete bineceğim Graham'la diyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa. İkinci soruyla devam ediyoruz. Question 2. Read Chef Sommer's speech and answer the question. Burada Chef Sommer'ın bir tarifi var. Bunu okuyun ve soruya cevap verin diyor. To make this dish, bu yemeği yapmak için dice, dice küp küp kesmek demekti. Dice all the vegetables after washing them. After'a da dikkat, washing them. Yıkadıktan sonra bütün sebzeleri küp küp kesin diyor. Bakalım, which of the following comes first? İlk olarak, in the process mentioned about, yukarıda bahsedilen işlemlerden ilk olarak, yani birinci sırada hangisi gelir diye soruyor. Aslında burada C bizim için en büyük çeldirici. Çünkü burada dice, evet, sebzelerimiz küp küp kesilmiş ama bize ilk olarak diyor ve burada ilk işlemimiz onları yıkamakta. Dolayısıyla bizim cevabımız Bursa. A'da ne yapılıyordu? Peel. Peel soymak demekti. Soyma işlemi. Mash. Mash de ezmek demekti. Bunlar da doğru cevaplarımız değil. B doğru cevap. Üçüncü soruya geçelim hemen. Read the speech bubbles and answer the question. Konuşma balonunu okuyun ve soruya cevap verin diyor. Jessica konuşuyor. Tomorrow, yarın, Amy is coming here for dinner. Amy, dinner, akşam yemeği için buraya geliyor. She is vegetarian ve bizim Amy'miz vegetarian. Which of the following dishes should Jessica cook for Amy? Peki Jessica sizce Amy için aşağıdakilerden hangisini pişirebilir? Hemen bakalım. A. Salad and fried potato. Salata ve kızarmış patates. Olabilir mi? Yes, she can. Evet, olabilir. Doğru, bu dursun. Diğer şıklara bakalım. Boiled potato, kaynamış patates. Tamam, olabilir. And thick ve biftek. Ama biftek olmaz. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Sausage and cake. Kek ve sosis. Sosis yapamaz yine. Bunu da eliyoruz dolayısıyla. Meat and pasta. Pasta, it's okay, makarna ama meat et demek. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Sadece Adana doğru cevabımız kalıyor. Dördüncü soruya geldik. Question 4. Read the WhatsApp conversation and answer the question. Aşağıdaki WhatsApp sohbetini okuyun ve soruya cevap verin diyor. Alec ve Christian konuşuyor. Alec sormuş. Are you busy tomorrow? Yarın meşgul müsün? Christian cevap vermiş. No, I don't have any plans. Hiç planım yok. Why? Neden? Alec cevap vermiş. There is a concert. Shall we go? Konser var. Gidelim mi? Sounds good. Kulağa harika geliyor. That's okay for me. Benim için. Okay. Alec de great. Harika. What about the other day? Peki ya diğer gün? Diye sormuş. How about going to amusement park? Luna Park'a gitmeye ne dersin? Diye teklifte bulunmuş. Christian da I am sorry but I can't. Üzgünüm ama gelemem. My parents and I go to theater. Ailem ve ben tiyatroya gideceğiz diye cevap vermiş. Sorumuza bakalım. Which of the following sentence express ifade etmek demekti?
Christians excuse da mazeret demekti. Aşağıdakilerden hangisi Christian'ın mazeretini ifade eder diye soruyor. I don't have any plans. Hiç planım yok diyor ama planı var. Dolayısıyla bu yanlış bir şıktır bizim için. I am sorry but I can't. Üzgünüm ama yapamam diyor. Evet doğru ama mazeretini tam olarak açıklamıyor ne olduğunu. Dolayısıyla bunu da elemiş oluyoruz. That's okay for me. Benim için okay diyor ama işi var. Bunu da söyleyemez. Dolayısıyla burada bir deniz dişi cevabımız kalmış olan. My parents and I go to theater. Ailem ve ben tiyatroya gideceğiz diye açıklamada bulunuyor. Question 5. 5. sorudayız. Look at the visuals and answer the question. Görsellere bakın ve soruya cevap verin diyor. You can see Edward's food preferences. Edward'ın yiyecek tercihini görüyorsunuz. Delicious, tasty, perfect, unbearable. Unbearable, katlanılamaz demek. Perfect, harika. Tasty, lezzetli. Delicious, yine lezzetli, eş anlamlı. Hemen aşağıdaki sorumuzu okuyalım. Which of the following does not complete? Does not complete the sentences. Edward bla 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 demiş ve aşağıdakilerden hangisi cümlemizi tamamlamaz diye soruyor. A. Edward is crazy about, çılgınca sevmek, crazy about pasta with tomato sauce. Domates soslu makarnaya bayılır diyor. Olabilir mi? Yes, it can be. Çünkü onun delicious olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla bu bizim cümlemiz tamamlayabilir ama biz olumsuz olanı arıyoruz. Bunu eledik. Edward prefers having lemon cheesecake. Limonlu cheesecake'i tercih eder diyor. Tercih edebilir mi? Yes, kesinlikle. Çünkü tasty olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bunu da eledik. C'ye bakalım. Is fond of grilled steak. Izgarada pişmiş bifteğe çok düşkündür. Fond of bir şeye düşkün olmak. Çok seviyor diyor. Evet, bunu da söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz çünkü he thinks it is perfect. Çünkü perfect olduğunu düşünüyor. Bunu da eledim. Ama D'ye bakalım. Prefers, tercih eder. Eating fruit salad. Meyve salatası yemeyi tercih eder diyor. Ama bunu unbearable buluyor. Katlanılamaz buluyor. Dolayısıyla biz yukarıdaki cümlemizi bununla dolduramayız. Question 6. 6. soru. Read the information and answer the question. Aşağıdaki bilgiyi okuyacağız ve sorumuza cevap vereceğiz. Walter wants to be healthy teen. Healthy, sağlıklı demekti. Walter, sağlıklı bir genç olmak istiyor. He likes doing sports. Spor yapmayı seviyor. He does karate. Karate yapıyormuş. Play soccer. Futbol oynuyormuş. And swims ve yüzüyormuş. He also search for information on the net. Bunun yanında internetten bilgi araştırmayı da çok seviyor demek ki. And watch basketball match on TV ve televizyonda basketbol maçı izler diyor. Which of the following activity does not Walter do? Aşağıdakilerden hangisini Walter yapmaz diye soruyor bize. Olumsuz olanı bunu yapıyor. Evet, do karate, play soccer, search information from the net ama meet friends ya da go out with friends, arkadaşlarıyla dışarı çıkmak ya da arkadaşlarıyla buluşmak gibi bir aktiviteden yukarıda bahsetmemiş. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Question 7. 7. sorudayız. Read the conversation and answer the question. Sohbeti okuyun ve soruya cevap verin. Joseph ve Neville konuşuyor. What personal traits should true friends have? True friends, gerçek arkadaş, doğru arkadaş demekti. Personal traits, kişilik özellikleri. Gerçek arkadaşın kişilik özellikleri ne olmalı diye sormuş. Neville bir şekilde cevap vermiş. Joseph tekrar sormuş. What do you like doing with your friends? Arkadaşlarınla ne yapmayı seversin? Neville'ımız tekrar cevap vermiş. Joseph bu sefer do you have buddy? Ahbap, kanka, en iyi dost demektir buddy. Do you have a buddy? Senin bir kankan var mı? Yes, I do. Neville de evet var diye cevap vermiş. Joseph tekrar bu sefer what makes him her special? Onu özel yapan nedir diye sormuş. Neville'ımız tekrar bir şekilde cevap vermiş. Which of the following does not, soru kökenimiz olumsuz, does not complete the conversation above, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki sohbetimizi tamamlamaz diyor. Bakalım. A. Having a picnic and organizing party. Piknik yapmak ve parti organize etmek. Hemen yukarıya bakalım. What do you like doing with your friends? Arkadaşlarına ne yapmayı seversin? Having a picnic and organizing party. Uyuyor mu? Yes, çok güzel uyuyor. O zaman bizim A şıkkımız buraya yerleştirilebilir. B'ye bakalım. They should be caring, ilgili, şefkatli and determined ve kararlı olmalılar.
Dey, ilgili, şefkatli ve kararlı olmalar. Hemen yukarıya bakalım. Zaten sorumuzu Schultz'la sormuştu. True friends diyerek de they refer etti. O zaman buraya da biz B şıkkımızı yerleştirirsek anlam olarak uygun oluyor mu? Evet, harika oluyor. C'ye bakalım. He is not aggressive. Agresif değil. He often buys presents for me. Benim için sık sık hediyeler alır. Demek ki generous, cömert birisi. Bakalım. What makes him her special? Onu özel yapan nedir? He is not aggressive and he often buys presents for me. Bizim C şıkkımız da buraya gelir mi? Gelir. Çok da güzel olur ama D şıkkımız açıkta kaldı. I hate self-centered, kendi merkezli, bencil diye çeviriyoruz bunu. Kendi merkezli, bencil ve kibirli insanlardan nefret ederim demiş. Bu cümlemizi ise yukarıdaki sohbetimizin hiçbir kısmına yerleştiremiyoruz. Question A, 8. soru. Look at the poster and complete the sentences. Yukarıdaki postere bakarak aşağıdaki cümlemizi tamamlayacağız. Ne varmış? Teen Music Festival, genç müzik festivali. Come and enjoy with us. Gel ve bizimle eğlen. All of you are invited this music feast. Bu müzik festivaline, ziyafetine hepiniz davetlisiniz. 14 January ne zamanmış? 14 January 2021. 2021 Ocak 14'ündeymiş. From 1 p.m. to 5 p.m. Saat 1'den p.m. öğleden sonra saat 1'den 5'e kadar sürüyormuş. For more information, daha fazla bilgi için call 203-5520. Bu numarayı arayabilirsiniz diyor. Hemen bakalım. People deyip cümlemizi tamamlayacağız. People cannot join after 1 p.m. 1'den sonra katılamazlar diyor ama 1 ve 5 arasındaydı. 1'den sonra da katılabilirler. Bu bizim için yanlış bir cevap olur. People don't want to attend the festival. Festivale katılmak istemiyorlar diyor. Ama posterden böyle bir bilgiyi çıkartamayız. Bu da bizim için yanlış cevap olur. People can get more information. Daha fazla bilgi edinebilirler. When, ne zaman? They call the number. Numarayı aradıklarında daha fazla bilgi edinebilirler. Evet, for more information deyip numarayı vermiş. Bu bizim için doğru cevaptır. Ama yine de Denizli'yi de okuyalım. Don't enjoy feast. People don't enjoy feast. İnsanlar ziyafetten, festivalden hoşlanmaz diyor. Tabii ki de posterden bunu çıkartamayız. Cevabımız Ceyhan oluyor. Question 9. 9. sorudayız. Read the message and answer the question. Mesajı okuyun ve soruya cevap verin. Hi Naomi, I am going to throw a surprise birthday party for Charlie on 7 November Saturday. Throw atmak, fırlatmak demektir. Ama throw ve party, parti vermek demektir. I am going to throw a surprise birthday party for Charlie. Charlie için sürpriz doğum günü partisi vereceğim. Peki ne zaman? November 7th, yani Kasım'ın 7'sinde. Saturday, cumartesi günü. It will be at my house. Benim evimde olacak. There will be a DJ, food and beverage at the party. Partide DJ, yiyecek ve içecekler de olacak. I am looking forward to seeing you. Seni de görmek istiyorum. Cheers, Toby diye mesajımızı bitirmiş. Some information is missing according to Naomi. Naomi'ye göre bazı bilgiler eksik. She calls Toby to ask some details about the party. Parti ile ilgili bazı detayları sormak için Toby'yi arıyor. Which of the following can be her question? Peki aşağıdakilerden hangisi onun sorusu olabilir? Hemen bakalım. Who organized the party? Partiyi kim organize ediyor diye sorar mı? Hayır, çünkü burada zaten Toby I am going to throw a party diye bu bilgiyi vermiş. Dolayısıyla A'yı eledik. Who are the other invites? Diğer davetliler kim? Evet, burada bu bilgiyi bulamayız. Bunu sorabilir ama diğer şıklara da yine de bir bakalım. Where is the party going to take place? Where? Nerede? Parti nerede olacak? It will be at my house. Benim evimde olacak diye cevap vermiş. Dolayısıyla bu soruyu da sormaz. When is the party? When ne zaman demekti? Parti ne zaman diye soruyor. Zaten Kasım'ın 7'si, cumartesi günü diye bunun tarihini de vermiş. Dolayısıyla sadece Bursa'daki soruyu sorabilir diyebiliriz. Last question, 10. sorudayız. Question 10, read the receipt and answer the question. Tarifi okuyun ve soruya cevap verin diyor. First, wash the chicken legs. İlk olarak tavuk butlarını yıkayın. Next, sonrasında pour some oil into the pan. Pan tava demekti. Tavaya biraz yağ dökün. Then, daha sonra put the chicken legs into the pan. Tavaya tavuk butlarını koyun. After that, bundan sonra et eklemek demekti. Add some salt and cinnamon on it.
Biraz tuz ve tarçın ekleyin. When it cooks, piştiği zaman serve it with vegetable, sebze ile birlikte servis yapın diyor. Hemen bakalım sorumuz ne diyor. Which of the followings has no answer in receipt? Aşağıdaki sorulardan hangisinin yukarıda cevabı yoktur diyor. A seçeneğiyle başlayalım. How many ingredients should we use according to receipt? Tarife göre kaç tane, how many, kaç tane malzeme kullanmalıyız diye soruyor. Evet, yukarıdaki malzemeler açık, net, anlaşılır bir şekilde. Bunun cevabı var. B'ye bakalım. When do we add spices? Baharatları ne zaman ekliyoruz diyor. Spices baharat demekti. Evet, onun da aşaması belli yukarıda. Onu da belirtmiş. Bunu da geçtim dolayısıyla. How many vegetables should we use? How many, kaç tane demekti yine. Kaç tane sebze kullanmalıyız diye soruyor. Ama yukarıda kaç tane sebze kullanmamız gerektiğiyle ilgili herhangi bir açıklama yok. Sadece when it cooks, piştiği zaman serve it with vegetable, sebze ile servis yapın demiş. Ama kaç tane sebze ya da hangi sebze ile olduğunu söylememiş. Dolayısıyla bu dursun. Yine de biz D seçeneğine de bakalım. What is the first step of receipt? Tarifin ilk basamağı, first step, ilk basamağı nedir diye soruyor. First wash the chicken legs diye zaten bunun da açıklamasını vermiş. Dolayısıyla cevabımız C olmuş oluyor. Well done, congratulations dear students. I am wishing best for all of you. Thank you, see you, goodbye.